Bismillahirrahmanirrahim. Efendim tekrar hepinizi muhabbetle, hürmetle, sevgiyle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Aslında dünkü yapmış olduğum Arapça mantık dersinde külliler bahsini ele aldığımda normal olarak bugün, şimdi işleyeceğim mutavatı ve müşekkek külli ile ilgili olarak bu iki kavramı ele almam ve işlemem gerekiyordu. Fakat konu uzayacaktı ve çok uzun olması iyi olmaz diye düşündüm. Hem kendi zihinsel dinginliğim açısından hem siz değerli izleyenler açısından ikiye böldüm. Bugün inşallah külli ve cüz'i yönleriyle ele aldığımız konunun mutavatı ve müşekkek kavramlarıyla da külliyi ilişkilendirerek külli kavramını konuya ele almaya çalışacağım. Bu son derece önemli bir konu. Bir önceki dersimizin önemi gibi. Müsaadenizle hemen ekran paylaşmak istiyorum ve oradan dersimize devam edelim. Gördüğünüz gibi ders başlığımız El-Mutavati ve'l-Müşekkek. Bu iki kavram son derece önemli iki mantıksal kavramdır ve külli ile ilgilidir. El-Mutavati'u hem de El-Müşekkek külli ile ilgili olarak ele alacağımız kavramlardır. Ancak bir önceki dersimizin önemini, mevzuyu sunmaya çalışırken girdiğim teferruat ve detayların sizin için aydınlatıcı olduğunu düşünmekle birlikte, şimdi bugünkü dersimize girmeden önce yüksek müsaadenizle dünkü dersimizi çok basit bir şemayla bir iki cümleyle özetlemek istiyorum. Oradan buraya geçiş yapmayı düşüneceğim inşallah. Şimdi külli lafızları ele aldığımızda bunları cinsler ve neviler olarak, cüz'iler olarak ele almıştık. Ve müellifin bize cinsin altında bulunan nev'ilere cüz'i olarak, kavramsal olarak cüz'i demişti. Ve bunları inşallah ileride zaten beş tümel konusunda tüm detaylarıyla konuşacağız. Şöyle bir hususu ifade etmeme izin verin lütfen. Biz her zaman şunu dikkate almalıyız ve bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bir cinsi hakikimiz var. Bu bir tek bir tane olur. Cinsi hakiki. Bunun kalınlığını incelteyim biraz. Fazla kalın olmuş. Evet, bir cinsi hakikimiz olur. Bu cinsi hakikinin cinsi hakiki olmasının nedeni üstünde bir şey yok. Diğer bir ifadeyle bir üst kavramın alt muzafı, yani alt efendim kategorisi değildir. Yani üstünde bir şey yok. Geldiğimiz en son nokta buraysa bu külliye, üstünde herhangi bir şey olmadığından dolayı cinsi hakiki denir. Küllidir, cinstir ve hakikidir. Bir de şuraya yazıyorum müsaadenizle. Burada da bir nev'i. Müellifin tabiriyle cüz'i de diyelim. Cüz'i hakikimiz var. Şimdi bu iki tane hakiki kavramımız var. Bir cinsi hakiki, bir de nev'i hakikidir. Nev'i hakikinin de altında fertleri vardır. Fertler, yani teşahhuslar vardır. Bunun altında tür yoktur. Nev'i yok. Yeniden bir nev'i, yeniden bir tür olmaz. Yani şöyle yazalım, kırmızı renkle yazalım hatta. Son nevi. Bunun altında başka nevi yok. Son nevi, geldiğimiz en alt nevi, son nevi. Bu cüz'i hakiki, nev'i hakikidir. Şimdi dolayısıyla bu iki hususun çok iyi net zihnimizde yerleşmesi gerekiyor. Bir tek cinsi hakikimiz var en üstte, bir tek nev'i hakikimiz var en altta. Onun için genelde şöyle tanımlarız. El cinsu lehul enva. Cins altında
neyi vardır? Tahtehul enva ya da lehul enva. Cinsin altında türler vardır. Ennev'u lehul efrat tahtel efrat tahtehul efrat. Nev'i de türde altında fertleri muşahhasatı bulunan külli kavrama denir. Peki bunların altında mesela cinsin altında A, B, C, N sayıda nev'ilerimiz var. Bu A'mızın altında da 1, 2, 3 diye yine nev'ilerimiz var. Şimdi bunun altında, 2'nin altında da işte böyle bir nev'imiz var. Başka bir nev'imiz daha var. Efendim bu da küçük A, küçük B olsun. Böyle ayrılıyor. Şimdi burada ara formlar ortaya çıktı. Şimdi bunlar ara formlardır. Şunlar ara formlar. Bu ara formların anlamı şu. Bu üstündekine nispetle nev'idir. Yani cüz'idir. Altındakine nispetle, şuna nispetle de, altındakine nispetle de cinstir. Böylece nev'in ve cinsin külli iki kavram olarak, nev'in ve cinsin tek bir kavramda, ıslahta bir araya gelmeleri bu izafi dediğimiz kavramı bize veriyor. Nev'i izafi ve cinsi izafi dediğimizde bu ara formlardan, o Porfirius şeceresindeki ara formlardan söz ediyoruz. Demek ki zihnimizde netleşmesi gereken üç tane kavram var. Bir, cinsi hakiki, iki, nev'i hakiki, üç, cins ve nev'i izafi. Bu üç kavramı zihnimizde netleştirdiğimizde artık mütevatı ve müşekkeke rahat bir şekilde geçebiliriz. Peki o zaman geçelim ve bu iki kavramı bu şekilde işaretleyelim. Evet, elimizde el-mutavati ve müşekkek olarak ifade ettiğimiz iki tane kavramımız var. Önce sözcükleri anlayalım. Müfale babından gördüğünüz gibi tevatu uzlaşım demektir. Uzlaşım demektir. Uzlaşım uygunluktur, mutabakattır. Ve birazdan da ele alacağımız üzere bir külli kavram olan mütevati, külli bir kavramdır. Ve külli dediğimizde bir önceki dersi hatırlayalım. Her zaman altında bunun sınırsız sayıda cüz'ilerinin olduğunu biliyoruz. Bu cüz'ilerin her birerlerine anlam olarak ilişkisi eşittir. Bunu biraz daha farklı resmetmeme müsaade edin lütfen. Çünkü konu son derece önemli. Onun için ikiye bölerek anlattım bu dersi. Külliğinin böyle bir daire olduğunu ve bu dairenin içinde sınırsız sayıda cüz'ilerinin olduğunu varsayıyoruz. Ve bu külli kavramımız mütevatı olduğunda, yani şu dış çemberi mütevatı olarak kabul edelim. Bu külli kavramımız mütevatı olduğunda, bu külli kavramın anlamı, mefhumu, şunların her birerlerine aynı derecede karşılık gelir. Bir diğerinden hiçbir biçimde ayrı değildir. Yani külli bir kavramımız, bu külliğinin altında toplanan cüz'ilere anlam itibariyle eşit derecede tekabül ediyorsa, buna el-külliyul mutavati'u diyoruz. Aşağıda örnek verecek. Örneğin külli mutavatımız insan olsun. İnsan olsun. İnsan dediğimizde dikkat buyurunuz. Çok son derece önemli. İnsan dediğimizde daha önce de kül ve külliyi ayırt ederken konuşmuştuk. Mesela şu Ayşe olsun. Hep Seyit diyerek erkek ismiyle başlıyoruz. Dikkatimi çekti. Feminist damarım rahatsız oldu. Efendim eşitlemek manasında söylüyorum. Ayşe olsun. Ayşe insandır. Bu Fatma olsun. Fatma insandır. Bekir insandır. Ali insandır. İnsan külliyesi efradına yani cüz'ilerine her birerinde aynı anlama gelmek üzere yüklem olur.
Yani külli bir kavramımız, mütevati olduğunda cüz'ilerine anlam itibariyle eşdeğer olarak ne olur? Yüklem olur. Cüz'ilerin her biri ayrı ayrı özne olduğunda, el külliyül mutavati'u yüklem olduğunda, bu yüklem her biri için eşdeğer aynı anlama gelir. İşte buna el külliyül mutavati'u diyoruz. Fakat müşekkek bunun çok ayrı, farklı bir boyutu ifade ediyor. Mütevatıyı anlayalım. Bir paragraf kısa zaten okuyalım. Sonra biraz müşekkek üzerinde duralım. Onunla ilgili bir paragraf var. Okuyalım. Sonra genel olarak mütevatı ve müşekkek üzerinde söyleyeceklerim var. Onlarla dersimizi tamamlamaya çalışalım. Şimdi gördüğümüz üzere burada bize müellif yine bir taksimden bahsediyor. Bakın dikkat buyurunuz. Yenkasimul külliyyu. Külli ne oluyormuş? Ayrışıyor, bölümleniyor. Bölümlüyoruz onu. Neye? El mutavati'u vel muşekkek. Mutavati ve müşekkek olmak üzere külliyi ikiye ayırıyoruz. Şimdi buradan gördük ki külli bir lafzımız ya mütevati olur ya müşekkek olur. Bu son derece önemli mantık açısından. Neden? Lafızları konuşuyoruz, lafzın anlama delaletini ele alıyoruz ve lafzın anlama delaleti bahsinde son derece önemli olan külli bir lafzımız, bu külli lafzın altında toplanan efradına anlam itibariyle mutabakatı eşdeğer mi, farklı mı? Eşdeğer olduğunda mutavati, farklı olduğunda müşekkek olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi burada müellif bize konuyu şöyle anlatıyor. Ve tabii bunu da farklı bir renkle vurgulayalım. Konumuz külli lafız. Evet, külli lafzın taksiminden söz ediyoruz. Tavlihu zalike, bu konunun aydınlanması. Enneke idâ lahaste kulliyen. Şu külli lafzı, şu külliyi sen diyor düşündüğünde, bir külli lafız düşünelim. Mesela mislül insan, insan lafzı gibi. Evet. İnsan külli bir lafızdır. Bu lafzı dikkate alalım ve bu lafız üzerinden konuyu düşünelim. Ve sonra bu külli insan lafzını vatabaktehu, bu insan aracı, bu lafzı, külli lafzı uyguladık, tatbik ettik. Neye? Ala efradihi. Bakın şurada yaptım. İnsanı aldık, şuraya getirdik, buna insan dedik. Ve bunu uyguluyoruz. Nereye? Efradına. Efradı ne? İnsan külli kavramının bize ifade ettiği sınırsız sayıda fertleri, cüz'ileri yani. Bunlara uyguluyoruz. Fe inneke la tecidu tevafuten beynel efradi fi nefsi sıdkil mefhumi aleyhi. Ne kadar önemli bir cümle söyledi. Diyor ki, ve sen insanı tabbaktehu, yani yüklem yaptığında demek ki, insanı cüz'ilerine, efradına yüklem yaptık. Az önce söylediğim gibi. Ayşe insandır, Fatma insandır, Ali insandır vesaire. Bu şekilde yüklem yaptığında bir tevafüt, bir farklılık göremezsin. Ne anlamda? Bu külli lafzın fertlerine anlam bakımından delaleti, yüklem oluşu arasında, yani fertleri arasında fi nefsi sıdkil mefhumu aleyhi, anlamın o fertlerin her birerleriyle ilgili doğruluğu, yani Ayşe insandır da bu insandır yüklemi anlam ve mefhum bakımından Ayşe'ye ne kazandırıyorsa, Ali insandır dediğimizde de eşdeğer olarak aynı anlamı ona da kazandırır. İşte bu aynilik, manadaki bu aynilik, külli lafzın fertlerine ve cüz'ilerine manayı mutabıkı anlamına geliyor ki bu mutabakata zaten mutabakat anlamında el-mutavati'u diyoruz. Demek ki el-lafzul külliyyul mutavati'u dediğimizde, külli mutavati bir lafız dediğimizde, bu lafız
efradına anlam bakımından eşdeğer olarak yüklem olur demektir. Mesela Fezeydun ve Amr ve Halid ve Ayşe, bunlar hep erkek ismi olduğu için onları da katalım. İle ahir efradil insan, insanın diğer son ferdine kadar, min nahiyetil insaniye, insan olmaları bakımından, mini beyaniyedir, her biri insan olmak bakımından, insanlık anlamını taşımak bakımından nedir? Sevaun seva, eşdeğerdir, eşittir. İşte bu mananın, mefhumun masadakına mutabakatındaki eşitlik, seva, tevatudur. El mütevatı budur. Evet, sevaun. Sanıyorum anlaşıldı çünkü gördüğünüz gibi elimizde külli bir lafız var. Bu lafzın anlam şumulünün içine dahil olan sayısız fertleri var. Fakat bu sayısız fertlerin her birine külli lafız, eşdeğer, aynı anlama gelmek üzere yüklem olmaktadır. وَمِثْلُ هَذَا الْكُلِّ الْمُتَوَافِقَ اَفْرَادَهُ ف۪ي مَفْهُومِهِ. İşte bu şekilde külli bir lafzımız var ve bu külli lafzımız mutavafika uygundur. Neye? Efradehu, fertlerine uygundur. Fi mefhumihi, taşıdığı anlamı itibariyle külli lafız anlam itibariyle uygundur. Fertlerine tetabuk eder. Böyle bir külliye yüsemmel külli, bu külliye bir isim veririz. Ne deriz? El mutavati. Mutavatı diye isim veririz. Demek ki az önce söylediğim gibi el-külliyül mutavatı, külli lafzın anlamının efradına şumulünün eşdeğerliğidir, aynılığıdır. Bunu kastediyoruz. Peki, yani el-mutavafika, bu sözcük uygundur efradehu fihi, efraduhu fihi pardon. Mutavafikaya fail yaptım. Efraduhu fihi. Yani anlamında, bu sözcüğün anlamında efradı birbirine eşdeğerdir. Bir bütündür. Aralarında bir aykırılık yoktur. Tevatu o zaman, tevatu nedir? Huve tevafuk, uygunluktur. Ve tesavi, eşdeğerlik, eşitliktir. Demek ki tevatu, tevafuk ve tesavidir. Uygunluk ve eşitliktir. Şimdi biz bir külli lafzın mütevatı olduğunu anladığımızda buradan bu iki hususu, iki sözcüğü anlamamız gerekiyor. Vurgulayalım bu iki sözcüğün anlamını. Şöyle vurgulayalım. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, tevafuk ve tesavidir. Külliğinin anlamı cüz'isiyle mutabık olduğunda, eşit olduğunda buna el-lafzul kulliyul mutavati'u diyoruz. Evet. Şimdi geldik yine külli olan bir lafzın bu defa efradına anlam itibariyle delaletinin eşit olmadığıdır. Şimdi burada müellif konuya ve izâ lâhasta kulliyen, şimdi elimizde bir külliğimiz var yine. Bu külliyi efendim ne yapıyoruz? Bu külliyi ele alıp bu külliğinin efradına anlam itibariyle mutabakatı ne ölçüdedir diye düşünüyoruz. Ve müellif burada bize iki tane önemli külli kavramı verecek ve onu örneklemiş. Ben tabii bu iki kavrama bir iki önemli, çok kullanılan, özellikle felsefede çok kullanılan kavram daha ekleyeceğim. Bunları birlikte müşekkek olarak ele alacağız. Şimdi burada konu müşekkeke geldi. Artık mütevatı bitti. Müşekkek ne demek? Onu konuşacağız. El külliyül müşekkeku ne demektir? El lafzul külliyül müşekkek ne demektir? Bunu konuşacağız. Burada müellif bize iki tane külli kavram verdi. Biri renktir.
renkleri örnek verdi. İkincisi adet sayıdır, sayıları örnek verdi. Ben çok kullanılması açısından son derece yaygın felsefede özellikle kullanılması bakımından mantıkta daha çok adet ve renk, keza renk felsefede de çok kullanacağız ama müellif bunları tercih etti. Üçüncüsü şey kavramı, külli lafzıdır şey. Dördüncüsü de el-vücud, varlık kavramı. El-vücud, el-mevcud kavramı. Bu dört kavram külli lafızlardır. Tabii başkaları da var. Ve bunlar yaygın olarak müşekkek lafızlara örnek olarak verilir. Ne demek? Bunlar külli lafızlardır. Bu külli lafızlar cüz'ilerine yüklem oluyor muydu? Evet, oluyordu. Peki, yüklem olduğunda, yüklem değişmediğinde yüklem sabit kalıyor. Mesela biz bunların her birerlerini farklı renklerle işaretleyelim. Mesela rengi diyelim beyaz, yüklem yaptık. Adedi sayı, yüklem yaptık. Şeyi yüklem yaptık. Mevcudu yüklem yaptık. Şuraya yazıyorum. Yüklem sabit. Yüklemimiz ne? El-lafzul külli. Külli lafzı efradına yüklem yaptık. Yüklem sabit. Peki özne değişti. Özne değişiyor. Özne değişiyor. İşte yüklemin anlamı, külli lafzın anlamı, yüklem olan külli lafzın anlamı öznesine göre farklılaşıyorsa o zaman bu külli lafza müşekkek diyoruz. Peki müşekkek neydi? Yukarı çıkalım. Müşekkek lafzımız neydi? El-mutavati uzlaşımdı. Mutabakattı. Müşekkek nedir? Teşkik kökünden, değil mi? Teşkik, şek kökünden kuşkudur. Emin olmamadır. Farklılıktır. Aykırılıktır. Net olmayıştır. Nitekim biraz sonraki anlamlarında bunu göreceğiz. Böylece bir külli lafız efradına anlam itibariyle delaletinde farklılıklar ortaya çıktığında böyle bir külli lafzın efradına anlam itibariyle tekabuliyeti, tetabuku farklılaştığı için biz buna ne diyoruz? Lafzı müşekkek diyoruz. İşte birazdan örnekler üzerinde bunu uyguladığımızda göreceğiz. Müellifin örneklerini görelim. Müellifin örneklerinden sonra benim eklediğim örneklerin de örneklerini vererek konuyu tamamlayalım. وَإِذَا لَحَسْتَ كُلِّيًا مِسْلُ مَفْهُومُ الْبَيَاءُ وَالْعَادَتْ. Mesela külli bir lafzımız var. Bu külli lafzımız beyaz olsun. El-adet, sayı olsun. İkisi de külli lafızdır. Affedersiniz. وَتَبَّقْتَهُ. Bunların her birerlerini, beyazı, adedi, külli bu lafızları ne yapalım? Uygulayalım. Yani yüklem yapalım. Neyine? Farklı öznelere yüklem yapalım. Yani efendim onun cüz'ilerine, değil mi? Beyaz deyince altında dünya kadar beyaz var. O altında dünya kadar sayısız derecedeki beyazlara beyazı yüklem yapalım. Sayı deyince dünya kadar sınırsız sonsuz sayıda sayı var. Onlara yüklem yapalım. Ala efradihi, altındaki cüz'ilerine yüklem yapalım. Tecidu, karşılaşacaksın ki diyor müellif. Neyle? Alel aks min nev'i sabik. Bir önceki nev'i neydi? Mütevatı. Mütevatiden farklı, onun aksi bir durumla karşılaşacaksın. Biz mütevatide mütevati bir lafzı efradına yüklem yaptığımızda özne ne kadar değişirse değişsin yüklemin anlamı değişmiyordu. Ama şimdi tecidu göreceksin ki alel aks durum
bunun tam tersidir. Yani özne değiştikçe yüklemin anlamı da değişecektir. Tevafuten, tevafuten beynel efrat fi sıdkil mefhumi aleyha. Bir tevafut ortaya çıkar. Tefavut ortaya çıkar. Ben bazen konuşurken de, özellikle telaffuzda konuşurken, bu F ve V'yi karıştırabiliyorum. Beni hoş görün lütfen. Evet. F telaffuzunun V telaffuzuna çok yakın oluşu böyle bir iltibasa sebebiyet veriyor. Bazen tevafüt diyebiliyorum. Hoş görün. Tefavüt. Evet. Bir farklılığın olduğunu. Nerede? Beynel efrat fi sıdkil mefhum. Mananın karşılanmasında, mananın tahakkukunda, fertlerde mananın anlamın tahakkukunda bir farklılığın ortaya çıktığını görüyoruz. Mesela ne de bu? Bil iştidat renk olduğunda, konu beyazsa şöyle bağlayalım. Konu renk olduğunda koyuluk, açıklık, iştidat koyuluk demektir burada. Güçlülük, kuvvetlilik yani koyu olmak. Mesela beyaz var, beyaz var, beyaz var, beyaz. Dünya kadar farklı beyaz var. Evul kethre azlık, çokluk. Konu ne olduğunda? Adet olduğunda, sayı. Sayı olunca az olur, çok olur. Ve böylece bize vermiş olduğu beyaz renk örneği, adet sayı örneğinde beyaz külli lafzı, adet külli lafzı bunların altına toplanan efratlarına yüklem olduklarında anlamları değişir. Aynı anlama gelmez. Örneğin fenara beyaz selç. Mesela karın beyazlığına bakıyoruz. Ne görüyoruz? Eşedde beyazan min beyazil kırtas. Bir A4 kağıdının beyazlığından daha şiddetli. Daha beyaz yani. Bakın daha beyaz. Onun için biz hem felsefe hem mantık metinlerinde bunları okurken ve okuturken şuna öğrencilerimizin dikkatini çekmeye özen gösteriyorum. Burada ismi tafsille bakın kullanılmış min ile kullanıyor. Bu bir karşılaştırmadır ve daha sözcüğünü kullanırız. Daha. İşte daha kullanabildiğimiz her külli lafzın anlamı müşekkektir. Daha büyüktür, daha küçüktür, daha beyazdır, daha koyudur, daha açıktır, daha serttir, daha yumuşaktır, daha sıcaktır, daha soğuktur, daha bunu kullandığımızda bu külli lafzın bir yüklem olarak efradına uygunluğu müşekkektir. Neden müşekkektir? Yüklem aynı olduğu halde sabit bir anlamı yok. Sabit bir anlam yükleyemiyoruz. Beyaz dediğimizde bu beyaz tek ve sabit bir anlama tekabül etmiyor. Efradının hepsinde aynı beyaz değil. Onun için mesela iplik üreticileri o iplikleri renkler olarak ürettiklerinde onun bir belli bir miktarı ürer. Bir kazan boyada bir iplik boyanır, üretilir. Ve o kazanda, o anda birlikte boyanan iplikler ile bir şey diyelim yaptınız, ördünüz, ettiniz. Bu beyaz olur, siyah olur, başka herhangi bir renk olabilir. O kazanda boyanan ipleri bulamazsanız başka bulacaklarınız her renk ondan biraz farklılık arz eder kesinlikle. Hiçbir zaman aynı olmaz. İşte bu müşekkekliktir. Yani aynı olmamaktır. Bir farklılığa ifade eder, bir farklılığa delalet eder. Ve kullun minhuma, yani bunların her birerleri, yani A4 kağıdı da beyazın beyazdır. Esselcu kar da beyazdır. Değil mi? Essevbu elbise de beyazdır. Essebbura yazı tahtamız da beyaz. Ama aynı beyaz mı? Hayır. Demek ki beyaz yüklemi, beyazlık, külli bir lafız olarak beyazlık, öznelerine göre gömlek beyaz olduğunda, su kabına göre beyaz olduğunda ya da
Duvarın badanası beyaz olduğunda, tahta beyaz olduğunda, kağıt beyaz olduğunda, kar beyaz olduğunda, dolu beyaz olduğunda bu beyazlıkların hepsi ne yapar? Birbirinden farklılık arz eder. Hiçbiri aynı ölçüde, aynı derecede beyaz değildir. Birisi daha beyazdır, daha açıktır, daha koyudur vesairedir. Müşekkektir. Ve adetül elf, mesela bin sözcüğü, bin sayısı. Elimizde bin sayımız var. Ekser min adedil mi'e, yüz sayımızdan nedir? Çoktur. Bakın ekser, daha, daha çok. Bakın, daha ile ilişkilendiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi müşekkektir. Ve kullum minhume adet, bin de yüz de sayıdır. Yani şöyle diyoruz. El elfu adedun. Bakın, yüklem yaptık. El mi'etu adedun. Yüz sayıdır. Bin sayıdır. Değil mi? Üç sayıdır. Beş sayıdır. Öznelerimiz değişti. Biri yüz, biri üç, biri beş, biri elli, biri milyon, biri trilyon. Ama sonunda yüklem ne? Adet. Adedun. Yüklemimiz sabit. Fakat sabit olan yüklem öznelerine aynı anlama gelecek şekilde mi delalet ediyor? Hayır. Çünkü öznelerinin anlamına göre farklılık arz ediyor. İşte buna müşekkek diyoruz. Keza renklerde olduğu gibi. Ve hakezel kulliyul mütevafitetu. Bakın işte bu farklı çeşitli dereceleri içinde kendi aralarında dereceleri bulunan külli nedir? Efradehu fissıdkı mefhumihi aleyha. Efradına anlam itibariyle mutabakatı mütevafit olan, farklı olan, çeşitli olan bu külli. Lafız yüsemmel külli el muşekkek. Ne olarak hemen vurgulayalım, renklendirelim. Bu külliğimiz ne olarak adlandırılıyor? El muşekkek, pardon, el muşekkek, müşekkek olarak isimleniyor. Müşekkek diyoruz buna. Ve bu müşekkek ne anlama geliyor? Ettevavut, ettefavut, ettefavut. Bu farklılık, işte sözünü ettiğimiz yüklemin bu farklılığı, yüsemma teşkiken, müşekkek, teşkik diye isimlenir. Ve teşkik denir buna mantıkla. İşte bu teşkik, bu teşkik, bu müşekkek oluş, külli lafzın manaya delaleti ya da efradının her biri için hangi anlama geldiğine olan ilişkisi bakımından son derece önemlidir. Gördüğünüz gibi değerli öğrencilerim, kıymetli izleyenler, burada son derece önemli bir bahse geliyoruz önümüzdeki dersten işte. Bu nispetleri yeniden konuşacağız. Son derece önemli gerçekten bu nispetler bizim için. Bu işlemiş olduğumuz derslerin de inşallah önemi orada Nisebi Erba'yı ele aldığımızda daha da bizim için netleşmiş olacak. Şimdi benim kendi vermiş olduğum örnek üzerinden gidelim ve bu iki örneği de zat-ı hallerinize bir lafz-ı külli ve müşekkeki örneklemek bakımından arz ettikten sonra dersimi sonlandırmış olayım. Elimizde diyelim ki A, B, C, N sayıda farklı şeylerimiz var. Hepsi de şeydir bakın. Buna tüm yukarıda saydıklarımızı dahil edelim. Şey, bakın, insan, el insanu şeyun, bakın, hayvan, el hayvanu şeyun, bakın, taş, el hacer, şeyun, bakın, el beyadu, el adedu şeyun, bakın, hepsi şeydir. Görünür, görünmez, tasavvuri, tasdiki, aklınıza ne geliyorsa hepsi şeydir. Peki, yüklem aynı, şeyun, aynı. Peki özneler?
değişti. Peki o zaman şeyin insan için geldiği anlamla, şeyin hayvan için geldiği anlam, şeyin sayı, rakam, renk vesaire için geldiği anlam aynı mı? Hayır. O halde lafz-ı külli müşekkeke en önemli örneklerden birisi şeydir, diğeri de el mevcuttur, varlıktır, vardır. Mesela aynı örneği verelim, rengi değiştirelim. Elimizde A öznemiz var, B öznemiz var, C öznemiz var, en sayıda öznemiz var. Peki bu öznelerimizin her biri için ne diyoruz? Mevcudun mevcut diyoruz. Vardır diyoruz. Mesela daha soyut şeylerden söz edelim. A, Allahu, Allah mevcudun, vardır diyoruz mesela. Değil mi? El melaiketu mevcudun. Melekler vardır. El kitabu mevcudun. Kitap vardır diyoruz. El insanu mevcudun. Aklınıza ne geliyorsa hepsine mevcudun, vardırı yüklem yaptık mı? Evet. Peki Allah'ın varlığıyla ilgili olduğunda var kavramının üstlendiği anlam ile dağ vardır, toprak vardır, su vardır, taş vardır, melek vardır, cin vardır vesairedir. Öznelerimizde vardırı yüklem yaptığımızda bu vardırın, bu değişen her bir özneye nispetle anlamları aynı mıdır? Hayır. İşte buradaki yüklemin anlamındaki özneye bağlı olarak farklılaşma, farklı olma, bu mevcut, bu şey külli lafızlarının, bakın külli lafızlar, külli lafızlarının efradına anlam itibariyle delaletinin müşekkek olduğu anlamına geliyor. Ne demekmiş müşekkek? Farklı. Aynı değil. Niye müşekkek denmiş buna mantıkta? Çok önemli, uygun bir isim konmuş. Şek var. Kuşku var. Aynı değil. Bu anlam ona böyle mi delalet ediyor, böyle mi delalet ediyor? Ama öbüründe mütevatıda bir uygunluk, bir mutabakat, bir uzlaşı, bir eşdeğerlik var. Bir tesavvi var. Bu nedenle külli lafızlarımızın manaya delaletlerinde müşekkek ve mütevatı kavramlarının ne kadar önemli iki kavram olduğunu görüyoruz. Bu nedenle bu yapmış olduğumuz dersler kavramlar, mantık kavramları, mantık okumalarına daha geçmedik. Mantık okuma kavramlarındayız ve bu kavramların her birerlerinin zihnimizde netleşmesinin ileri düzey metinleri okurken ne kadar bize lazım olacağını, bu kavramları ne ölçüde iyi kavramış, iyi anlamışsak, okuyacağımız metinleri de o derece sağlıklı ve doğru anlama imkanımızın söz konusu olacağını herhalde ifade etmeye bile gerek kalmadığını ya da gerek olmadığını düşünüyorum. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, umut ederim bu dersimizde ele almış olduğumuz konumuzun başına dönelim. El-Mutavati ve El-Müşekkek kavramlarını külli oluşları bakımından ve külli olmaları nedeniyle efratlarının yani cüz'ilerinin olması söz konusu ve bu cüz'ileriyle anlam ilişkilerini ele aldığımızda külli lafız cüz'ilerine anlam ilişkisi yani yüklem olması durumunda eşit olduğunda mutavati, farklı olduğunda müşekkek diyoruz. Efendim, hepinize hayırlı günler diliyorum, hayırlı çalışmalar diliyorum. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.